Peki, hadi gelsin ilk 11. Şimdi kalede Tüpraş. O, yani net yani. O tartışmasız bir. Ya Kalede bir Tüpraş arkadaşlar. kalede Tüpraş tutar. Düşse bile Kaleci endişelenmezsin. yedeğin var mı? Kaleci yedeğim var. Kaleci yedeğim şöyle. Kaleci yedeğim kısmına aslında Koç Holding'i koyabilirim. Yani elinizde Tüpraş yoksa Koç Holding olsun. Hani bir şekilde iki kağıttan bir tanesi elinizde olsun. Kaleci yedeğim. Koç Holding. İlk refleks Tüpraş. İkisi de olur. Sağ kanadım Sabancı Holding. Ben Sabancı'nın hala potansiyel olarak ucuz olduğunu düşünüyorum. Yani sağ tarafta mutlaka olması gerektiği yapılardan biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz eleyerek gideceğim ama o yazdığım yere o sektörden bir kağıt da koyabilirsiniz. Ben tercihimi koyacağım. Stoperin bir tanesi Ereğli. Bu kadar ucuz olmaması lazım. Artık zaten dibe de yakın diye tam bir stoper. Defansa yakın. Biraz daha agresif stoperlerde Alarko ile Şişe. Yani Alarko ve Şişe'den bir tanesi mutlaka buraya koyulabilir. Sol bek konusunda da emlak konut ya da iş gayrimenkul ya da torunlar gayrimenkul. Buraya bir gayrimenkul kağıdı. Gayrimenkul kağıdı almak istemiyorsanız da buraya çimento kağıdı yazmak lazım. Çimentoyu bir türlü yerleştiremedim. Böyle bir sıkıntı var. Çimentoda da beğendiğim kağıtları yazdım bugün itibariyle. Bizim Ama sorunumuz bu zaten. 11'i kurarken hep evet böyle ya oluyor. o 18 tane çıkıyor. Tam 18 kağıt çıkarttım yani. Hani 18 kağıt 18 kağıdı çıkarttım ama 11'e düşünemem. Hani 11 olsun diye böyle düşünmüştüm. Orta saha en önemli yer. Bütün bağlantıyı sağlayacak. Portföyde olmazsa olmaz yeri. Burası banka. Burada Akbank, Garanti, Yapı Kredi, işte bir şey alın banka olsun ama burası. Yani genel olarak sektörü çok beğeniyorum. Sıralamam işte Ama Akbank orada Yapı. şunu söyleyelim. Kalecimiz Tüpraş, kaleci yedeği koçsa orta sahada yapı mı Tabii. Yapı gerçekten? yerine garanti. Aslında burada garantiyi alıp Ama hem sağ Sahoy tarafta da şey var. aynen Sağ Sahoy var. bekte de O Sabancı yüzden var. buraya garanti yazılabilir mesela. Hani garanti potansiyeli var. Bunun yanına Vakıfbank yazabilirsiniz. Hani çift ön libero oynatırsınız. Bu böyle bütün portföyün ağırlıklı yapısının olması gereken yer. Yani burası bankacılık üzerine kurulmalı bu dönem. Eğer bankacılık konusunda hassasiyetiniz varsa buraya başka bir kağıt konuşulur ama yoksa hassasiyet burada bankacılık tarafı olması lazım. Buranın Uçucu mu? içerisinde, buranın ön tarafında olması gereken yapı Türk Traktör. Yani Türk Traktör hem temettü verimleri ilk 5 sıralamasında çok ciddi verimleri olduğu için de burada Türk Traktör bence ön plana çıkan yapılardan biri. Sol Bak çok güzel açıkta soru geldi. Diyor ki hangisi? 4-4-2 mi? 4-3-3. Ben Guardiola'cıyım daha böyle. O yüzden hani daha böyle Guardiola hikayesi. Şimdi sol açıkta ben bir tane ulaştırma kağıdı olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer gerçekten yakından takip edebilecekseniz bu Gürsel olabilir. Yani burayı hemen parantez koyayım. Biraz önce şey yaptığım gibi. Eğer alıp unutacaksanız TAV olur, Pegasus olur. Eğer gene 255 gibi seviyelerine dikkat edecekseniz Türk Hava Yolları olabilir. Hani buraya göre tekrar bir durum değerlendirmesi yapmakta yarar var. Ortada burası kafamı çok kurcalayan bir nokta. 4-3-3'ün tam böyle orta noktası. Tamam. 11 yazmışım hakikaten. Kaç yazmışım diye Bak baktım. diyor ki Uğur Bey biz niçin yabancı teknik direktör arıyoruz ki milli takımın başına Sertaç Bey geçmeli? Zaten en beğendiğim şirketlerden birini kaleye yazmam ondan. Ben eski kaleciyim. Ondan kaynaklı. Kale benim için en önemli yer yani. Benim için bir takımın en önemli şeyi kalecisi yani. Burada Migros'un olması gerektiğini düşünüyorum. Hani Migros beğenmiyorsanız burası şok da olabilir. Bir gıda perakendesi şirketi lazım. Hatta enflasyon muhasebesiyle birlikte burada ufak ufak şeylere de bakacağız. Yani işte Big Chef gibi kağıtlara da bakıyor olacağız ama burada mutlaka gıda perakendesinde Migros, BİM şoktan bir tanesi olabilir. Sağ taraf kesinlikle enerji. Enerjiyi biraz maalesef dağıtarak koymak lazım. Tek bir kağıt seçmek çok zor. Ben burada Galata Wind'i yazdım. Sayas'ı yazdım. Astorgesa'nı yazdım ve Alfas'ı yazdım. Buraya CV'yi de ekleyebilirsiniz bu arada. Potansiyeli çok yüksek. Karlılığı bir miktar baskı altında geldi. İş modeli olarak baktığınız zaman tek bir şey üretiyor gibi gözüküyor. Yani evet böyle ayrı ayrı bir sürü panel üretiyor ama %70 panel üretimi mesela. O yüzden CV'yi biraz dışarıya çıkarttım. Yoksa CV'nin potansiyeline çok güveniyorum ama gitmiyor kağıt. Ondan kaynaklı. Bir miktar Galata Wind, yani Galata Wind, Alfas, Gesan böyle üçünü birden taşıyabilirsiniz. Bu enerjiyi biraz böyle o payı üçe bölmekte yarar var diye düşünüyorum. Orta tarafta forvet hattında Petkim. Son dönemdeki favorilerimden biri. Bu forveti sürekli değiştirebiliriz. Ve Ülker.
Ülker'de ama dediğim gibi potansiyel biraz sınırlı. Çünkü gene 90'a geldi kağıt. 90'ın üstünde 100-120 arasına hala aynı şeyi söylüyoruz. Oralardaki şeye dikkat etmek lazım. Şimdi buraya yedekten ne koyulur? Bir kere çimento koyulur. Çimento'da çok potansiyelli kağıtlar var. Yani Bursa çimento düzeltmeyi yaptı, trendi koruyor. Oyak abartı düzeltti, gidebilir. Afyon abartı düzeltti, gidebilir. Çimento hep gözünüzün önünde bulunsun. İşte bu tarafta 36'nın üstünde kapanışlar gelirse Bobet'i tekrar potaya atacağız. Burası önemli. Buraya dikkat ederiz. Sigorta, Anadolu Sigorta, Ak Sigorta, Agesa burada da abartı bir satış oldu. Sigorta kısmında. Bence bu tarafta tekrar potansiyel alınır. İşte buraya kadar sıkıştırabildim. Mesela Ereğli yerine Kocaer koyabilirsiniz. Daha agresif bir stoper oynamak isterseniz. Ereğli yerine Kocaer'i de koyabilirsiniz. Buradaki yapı yalnız bir miktar değiştirilmesi gereken bir sürece de giriyor. Yani işte bugün mesela Türk Hava Yolları 255'te zorlanınca bir miktar satıp tekrar dönmek. Ufak ufak o döneme de geldik. Bundan sonraki piyasa fütursuzca mal taşıma yerindeyse ufak ufak müdahaleler gerektiren bir piyasaya doğru dönüştü. Bugün de onları gördük. Mesela 34 üzerine geçerse Çimsa, bunu atlamışım. Yani çimento tarafında çok göz ardı etmeyin. Bu sektör yukarıya gidecek, çimento tarafında hareketlilik olacak. Sigorta ve çimentoyu da böyle ekstra bu taraftan koyarım. Eve gelir gelmez böyle karalayarak yazdım. İlk reaksiyonumu yazdım ama gerçekten çok fazla sektör var. Burada dikkat edilmesi gereken aslında ana konu şu. Bir miktar düşüşlerde, geri çekilmelerde kendinizi koruyabileceğiniz kağıtlar da olması lazım. Bunlara da dikkat etmek lazım. Ama yavaş yavaş artık bu kağıtların potansiyelleri çok yüksek. Bunun üzerinde tekrar hareketlere bakarız. Şey kısmı da çok önemli. Mesela defans kısmında Enerjisa da böyle bir aklımın ucundan geçti. Hani bu tarz kağıtlar var ama artık biraz elemem gerekiyordu. O yüzden bakarız tekrar. Peki, hakem doğramaz inşallah diyorum. Vallahi alışkınız ya, yapacak ya. Böyle şöyle bir durum var. Çok fazla kağıt var zaten burada da.